Bismillahirrahmanirrahim. Bizi hakikatle var eden, varlığından haberdar eden, bize ruhundan üfleyen, emaneti yükleyen, hilafeti bahşeden, kalemle yazmayı öğreten, celal, cemal ve kemal sahibi Allah'a hamd ederim. Alemlere rahmet olarak gönderilen bütün kelimelerin toplamı, hakikat ummanı, kainatın övüncü, kıvancı, elçilerin elçisi, öncülerin öncüsü Efendimiz'e, âline, ashabına, tabiine, tebe-i tabiine, selef-i salihine, çağ aşan, çağ açan, çağrısı çağını kuran, alim, arif ve hakim şahsiyetlerinden oluşan bütün öncü kuşaklara selam ederim. Evet, aslında bu hamdele salvele faslı bütün söyleyeceğim şeyleri özetliyor. Eğer dikkatle dinlediyseniz. Başlamadan önce başta hocamız, dekan hocamız olmak üzere bütün hocalarımıza ve değerli öğrenci arkadaşlarımıza muhabbetlerimi iletmek istiyorum. Düşünür, burada ve şimdi de yaşamaz. Düşünür, gelecekte ve geleceği yaşar. Geçmiş ve gelecek zaman spektrumunda hakikatin önündeki çakıl taşlarını temizler, bizi taptaze bir hakikat yolculuğuna çıkaracak yapı taşlarını döşer. Çağının adamı değildir sadece. Aynı zamanda çağını aşan, çağ açan, çağrısı başka çağrılara ulaşan, başka çağrılarla buluşan, dolayısıyla hakikat yolculuğunda kalbimizi, zihnimizi ve dolayısıyla önümüzü açan bir öncü kişidir. Şimdi aslında burada düşünürden bahsettim. Böyle biri yok. Çağımızda düşünür diye biri yok. Yani batıda da şu an büyük düşünürler, büyük sanatçılar, hele de bilge kişiler çıktı. Neden? Bunun nedeni şu. İslam dünyasını konuşmaya gerek yok. Çünkü İslam dünyası tarihinin en karanlık dönemlerinden birini yaşıyor. Belki de en karanlık dönemini yaşıyor. Tarihteki ikinci büyük medeniyet krizinin tam ortasındayız. Birinci krizle karşılaştırılamayacak kadar derinlikli bir kriz bu. Müslüman zihninin, Müslüman idrakinin, dolayısıyla Müslüman dilinin kriz yaşaması. Yani Müslümanca düşünebilecek şekilde işlemiyor zihnimiz. Yani Müslümanca algılayabilecek şekilde işlemiyor. Olup biten şeyleri Müslümanca algılamamızı sağlayabilecek şekilde işlemiyor zihnimiz. Burada bir problem var. Çok büyük bir problem. Bu birinci kriz, kısaca özetleyeyim. Birinci kriz 13. 14. yüzyıllarda zirve yaptı. 1258'de Bağdat'ın düşüşü. Moğol ve Haçlı seferleri sonrasında Bağdat'ın düşüşü. Ardından 1326'da Kurtuba'nın düşüşü. Birinci medeniyet krizi. İslam medeniyetinin doğu ve batı cephesi çöktü.
İbn Haldun mukaddimede krizin boyutlarını görebilmemizi anlatabilecek çok muazzam bir tespitte bulunur. Çok küçük bir ayrıntı ama çok esaslı bir tespit. Yaşanan krizi anlayabilmek açısından. Der ki, Akdeniz öylesine Müslüman gölü haline geldi ki, Akdeniz'de Hristiyanlar bir tahta parçası bile yüzdürebilecek durumda değiller. Buradan bir anda İslam dünyasının hallaç pamuğu gibi savrulduğu, Endülüs'ten sürüldüğü, Doğu cephesinin Bağdat merkezli İslam medeniyetinin büyük bir kaosun, katastrofun eşiğine sürüklendiği bir kriz yaşıyoruz. Bu kriz siyasi bir kriz. Siyasi bir kriz, şu an yaşadığımız kriz. Bununla karşılaştırılacak kadar daha derinlikli, dolayısıyla daha büyük bir kriz. Belki baştan söylemekte fayda var. Aslında krizler hem bir imtihandır hem de bir imkandır. Krizlerin büyüklüğüyle orantılı olarak vaatleri de büyüktür. Kriz ne kadar büyükse, kriz üzerinde ne kadar esaslı, önyargısız, çaplı bir kafa yorma çabası ortaya koyarsanız, o krizi çok daha büyük bir imkana dönüştürme ihtimali her zaman mevcuttur. Bu ilahi bir imkan, rahmet belki de, böyle de bakabiliriz. Dolayısıyla olan şey şu, bakın, birinci kriz siyasi bir kriz. Müslümanların İslam'la ilişkilerinde bir arıza söz konusu değil. Müslümanlar kendilerinden şüphe etmiyor. Müslümanlar İslam'dan şüphe etmiyor. Bütün İslam dünyası hallaç pamuğu gibi savrulmuş. Büyük bir kaos var, katastrof var ama İslam'la ilişkilerinde bir arıza yok. Bunun altını çiziyorum. Kendilerine yönde bir arıza yok. O yüzden nedir? Mesela Christophe Colomb'un veya Vasco da Gama'nın yanında taşıdığı denizci alimler Müslüman alimler. Bu kefere-i fecerinin yanında ne için var diye sormuyor. Hain mi? Hayır. Bu özgüven meselesi çok önemli bir şey. Siyasi dedim, tekrar altını çiziyorum. Siyaset kurucu bir kaynak değildir. Siyaset hayatın bütününü kuşatan bir alan değildir çünkü. Siyaset koruyucu bir barınaktır sadece. Bir şekilde yol açarsınız siyasette. Siyasetle bir dünya kuramazsınız. Siyasetle kurulan bütün dünyalar sonuçta kendi temellerinde dinamitler. Kendi temellerinde ikat modernliğin yaşadığı sıkıntı biraz burada. Yani herkes siyaset felsefesi üzerinde kafa yormuş. Kant'a gelene kadar, Kant'ı da hatta geçen bir şey var, serüven var, Leibniz'in, Spinoza'sı, şusu busu falan, bayağı cins adamlar. Hepsi siyaset felsefesi, neredeyse sanki felsefeleri, modern felsefenin, kurucularının felsefeleri, geliştirdikleri düşünsel sistem, siyasete dayanıyor. Bu çok ciddi bir şey söylüyorum burada. Bunu sadece kafanızı karıştırmak için söylüyorum. Kafanızı karıştırmak için söylüyorum. Şimdi bakın, biraz esprili falan gideyim. Kafa karışıklığı iyidir. Hele de kafanızın karışık olduğunun farkındaysanız bu bir nimettir. Ben bu işi çözemedim. Yani ben her şeyi biliyorum değil. Ben bu işi çözemedim. Burada bir şey var. Diye sürekli soru soruyorsanız bu anlamda kafa karışıklığı, kafanızın karışık olduğunun farkında olduğunuz kafa karışıklığı iyidir. Kafası karışıklardan o yüzden korkmayacaksınız. Ortaya karışıklardan korkacaksınız. Kafası karışık çünkü sözünü ettiğim anlamda arayan
Soran, sorgulayan kişidir. Ortaya karışık, dans eden kişidir. Ne gider? Sorusun izin süren kişidir. Her şeyi ucuza satan kişidir. Sonuçta kaçan kişidir. Bulamazsınız. O yüzden yani sadece bir soru işareti olarak kalmış olsun. Şimdi 1258 Bağdat'ın düşüşü, 1326 Kurtuba'nın düşüşü. 1326. 1326 aynı zamanda Bursa'nın fethidir. Bir yerde hikaye bitiyor, başka bir yerde taptaze yepyeni bir hikaye yaşıyor. Yani Allah-u Teala'nın tarihe müdahalesi bir şekilde, rahmeti, merhameti bir şekilde böyle tecelli ediyor. Biz biraz materyalist bakıyoruz, farkında değiliz. Her şeyi neden sonuç ilişkisiyle açıklamaya kalkışıyoruz. Bu modern arızadır. Modernliğin bize armağan ettiği bir arızadır. Nietzsche Batı düşüncesinin en büyük adamıdır. Nietzsche milattır. Yani bir Nietzsche'den öncesi, bir de Nietzsche'den sonrası vardır. Dolayısıyla Nietzsche'nin modernlikle ilgili kurduğu cümle çok esaslı bir cümledir. Yani bizim bütün insanlığın yani neden çok büyük bir felaketin eşiğine sürüklendiğini çok enfes bir şekilde özetler. Der ki Nietzsche, modernler nedenlerle sonuçları birbirine karıştırır. Sonuçları neden olarak konumlar. Dolayısıyla sonuçlara konuşlanır. Sonuçlara konuşlanır. Last picture. Son resim. Geldiğimiz süreçte postmodernlik bize son resim üzerinden bütün hikayeyi özetlemeye çalışıyor. Medya üzerinden, yani medya üzerinden üretilen imajlar üzerinden son resim, artık neden sonuç ilişkisi şu bu falan filan da aramıyorsun artık. Hikaye budur diyor. Ve dolayısıyla arka planı şunu bunu falan filan dolayısıyla unutmuş oluyorsunuz. Siz o resme bakarak dolayısıyla hüküm veriyorsunuz. Bu çok tehlikeli bir şey. Bu çok tehlikeli bir şey. Ve bunu aslında yine batılı bir düşünür. Şu an çağımızın en cins düşünürlerinden biri. Vattimo İtalyan çok enfes bir şekilde özetler. Bunları söylerken aslında bir ön yargıdan yola çıkarak, bir saplantıdan yola çıkarak Müslüman olduğumuz için başkalarına ne diyelim kör bir gözle bakmaktan kaynaklanan bir espriden yola çıkarak cümle kurmuyorum. Onu söyleyeyim. İhtiyacım yok. Benim ihtiyacım yok. Sizin ihtiyacınız olduğunuzu da zannetmiyorum. Neyse olur. Yani bizim Batılıların yaptığı gibi oryantalizme benzer bir oksitantalizm hastalığı geliştirmeye ihtiyacımız yok. Müslümanlar yalan söyleyemez. Biz bunu yaptık. Yani tarihte biz bunu yaptık. Ve Müslümanlar tarihin akışını değiştiren Müslümanlar, o öncü kuşaklar aslında haddini bilen insanlardır. Yani o yüzden Grek düşüncesini Batılılara, atalarını biz öğrettik. Biz bunu yaparken ne dedik? Bu adam bizim hocamız dedik. Aristo, Hacı Enver. Ben onun hocasıyım dedi Fahri abi. Bu muazzam bir şey. Yani parantez olarak bir şey söyleyeyim. Carl Gustav Jung. Bu adam Freud'den sonra, Freud'la birlikte aslında psikanalizi, çağdaş psikanalizi kuran bir adam. Daha sonra yolları ayrıldı. Bambaşka yerlere doğru gittiler. Carl Gustav Jung'un Batı psikolojisine ilişkin, özellikle Müslümanlara yaklaşımına ilişkin gözlemi kesinlikle çok önemli bir gözlem ve bunu dikkate almamız gerekir. Bu karikatür kriz Charles Hebdo hikayesinde ben bunu hatırlattım. Hem işte bu sosyal medyada Twitter falan oralarda hatırlattım. Hem de gazetede yazdım. Şimdi şöyle bir şey söylüyorum. Yani İslamofobi nereden kaynaklanıyor meselesine ilişkin çok nefis bir aslında cevap vermiş oluyorum.
Diyor ki oryantalizm meselesinden, oryantalizm, okstantalizm meselesinden buraya geldim. Diyor ki Batılılar Müslümanlara normal bir insan gözüyle bakamıyorlar. Bir psikanalist olarak, çok önemli bir şey. Batılılar Müslümanlara normal bir insan gözüyle bakamıyorlar. Neden? Çünkü biz bir şekilde bizi biz yapan, yani modernliği kuran, Batı'yı kuran her şeyi Müslümanlardan aldık. O yüzden normal bir insan gözüyle bakamıyorum Müslümanlara diyor. Ha bu şu değil. Hemen parantez içinde bunu da söyleyeyim. Yani Batılılar her şeyi Müslümanlardan aldılar. Her şeylerini Müslümanlara borçlular. Dolayısıyla bu bir apoloji. Bu savunma psikolojisi. Biz söylememizi böyle bir cümle üzerine kuramayız. Yani bugün dünyaya bir şey söyleyeceksek söylememizi bu tür apolojiler üzerine, savunma psikolojileri üzerine kuramayız. Böyle bir şey yok. Müslümanlardan almış olabilirler. Bana ne? Bugün Allah-u Teala bana dün Müslümanların yapıp ettiklerinden sormayın. Sen ne yaptın diye soracak. Öyle değil mi? Bu çok önemli bir şey. Müslümanlara inanılmaz bir özgüven duygusu kazandıran bir şey. Dolayısıyla başkalarının hakkını teslim etme zemini de kazandıran bir şey ki tarihte ortaya koyduğumuz tecrübe, medeniyet tecrübesi anlaşılabilmiş bir tecrübe değil. Aşılabilmiş bir tecrübe değil. Yani bunun en sofistike, en girişkin örneği Osmanlı tecrübesidir. Osmanlı medeniyet tecrübesidir. Biz bugün Osmanlı medeniyet tecrübesi nedir sorusunun cevabını bilmiyoruz. Osmanlı medeniyet tecrübesi nedir sorusunun cevabını bilmiyoruz. Neden? Yani Osmanlı nedir? Ne yapmıştır? Bu sorunun cevabını bilmiyoruz. Çok tuhaf bir şey. Böyle bir şey olmaz. Bakın, şöyle bir şey söyleyeyim. Bu önemli ama bu bir vaka. Akademik oryantalizm iki asırda üç büyük proje geliştirdi. Bizim için. Bizim bir şekilde meşgul olmamızı sağlayan, bizim üzerimizden bir dünya belki kurulmasını sağlayabilecek, Batılıların işini kolaylaştırabilecek zamanla üç büyük oryantalist proje. Bir, Hazreti Peygamber'in konumunu sarsmak. Birinci proje bu. İkincisi, İslam düşüncesinin Gazali ile birlikte bittiği masalını yaymak. İslam düşüncesinin Gazali ile birlikte bittiği masalını yaymak. Üçüncüsü de Osmanlı'yı unutturmak. Hazreti Peygamber'in konumunu tartışmaya açmak bir. İkincisi İslam düşüncesinin Gazali ile birlikte bittiği masalını yaymak. Üçüncüsü Osmanlı'yı unutturmak. Son ikisini başardılar. Hepimiz tuzakla yırttık. Sıra birincisinde, yani çeyrek asırdır birincisiyle uğraşıyorlar. Bu konuda mesafe kat ederlerse işimiz yaşar. Buraya geleceğim. Yani bu meseleye geleceğim ama bu oryantalizm, okstantalizm meselesi ciddi bir mesele. Vaktimodan bir anlatı yapacaktım. Yani Batı'yı anlatırken Batılılar kendilerini nasıl anlatıyor? Ben oradan yola çıkıyorum. Burada bir eklektisizm, işime gelen tarafı alma falan hikayesi yapmıyorum. Çünkü mesela biraz önce gönderme yaptığım Carl Gustav Jung'un İslam'la ilişkileri çok İslam'a ilişkin gözlemleri, tespitleri veya fikirleri çok müsbet değil. O bağlamdan kopardığımız zaman zaten ahlaksızlık yapmış oluyoruz. Yani onun söylediği şey, bir bağlam var, o bağlam gerçekten karşılığı var. O karşılığı üzerinden aktardım. Şimdi, yani bizim okstantalizm hastalığına da yapmayacağız.
yaşayacağız. Yani düşünün, sadece şunu düşünün arkadaşlar. Batılılar kendi entelektüel köklerini, felsefi köklerini, kökenlerini bir şekilde bizim üzerimizden öğrendiler. Yani Grek düşüncesini bizim üzerimizden aldılar. Yani, Hristiyan Grek düşüncesiyle bağlantıya geçti, irtibata geçti. Ne oldu? Yutuldu. İskenderiye'de senkretizm İskenderiye'de mahvetti her şeyi. Şu an o senkretizm çağının eşiğindeyiz. Yani postmodern dönem, içinden geçtiğimiz postmodern dönem yeni bir senkretizm çağı. Senkretizm bağdaştırmacılık diye çevriliyor. Birbiriyle alakası olmayan unsurların bir şekilde faktörlerin birbiriyle bağdaştırılması. Ben buna uzlaştırmacılık diyorum. Uzlaştırmacılık. Tam postmodern hikayeyi iyi özetleyen bir dil de kullanıyorum açıkçası. Sadece uzlaştırma değil. Aynı zamanda uyuzlaştırma da var. Kesinlikle, çünkü postmodernlik böyle bir şey. Postmodernlikte hayatı simülasyonlar çağında yaşıyoruz. Hayatı estetize yöntemlerle bizi pornografi çağının eşini fırlatıyor. Postmodern çağ pornografi çağıdır. Pornografi düz anlamayın. Pornografi algı kapılarının kapanmasıdır. Medyatik düzen, dolayısıyla düzenek bizim algı kapılarımızı kapattı. Ayartı üzerinden, ayartarak, baştan çıkararak, hız, haz ve ayartı üzerinden yeni bir dünyada yaşıyoruz aslında. Biz bunun farkında değiliz. Enteresan bir şey söylüyorum. Bakın, artık modernliğin siyasi haklar rejimi, demokrasi bitmiştir. Demokrasiden bahseden adam çağ dışıdır. İçinde yaşadığımız çağın sadece ağlarına düşmüştür, farkında değildir. Bizim şu an içinden geçtiğimiz süreç, bütün dünyanın, Batılılar bunu yaşıyor, Amerikalılar, önce Amerika'da bu hikaye çünkü başladı, ondan sonra Avrupa'da da yaygınlaştı ve bütün dünyada şu an 15-20 yıldır onu hissetmeye başladı ve yaşamaya başladı. Hız, haz ve hayatının hükümranlığını ilan ettiği tromokrasi çağında yaşıyoruz. Tromokrasi. Şimdi buradan İslam'a ilişkin, Kur'an'a ilişkin algımızın nasıl problemli hale geldiğini birazdan deşeleyeceğim. Vattimo'ya geleceğim. Şimdi bakın, Vattimo diyor ki modernlerin Nietzsche'ye gönderme yaparak nedenlerle sonuçları birbirine karıştırdığını aktardım. Modernlikle ilgili çok enfes bir gözlemde bulunuyor Vattimo. Diyor ki modernlik zayıf düşünceler. Zayıf düşüncenin en önemli özelliği sadece kendisini dayatmasıdır. Süper. Bence bütün hikayeyi çok iyi gözetiyor adam. Kendisini dayatıyor mu? Evet. Bunu Toynbee çok güzel özetledi. Çağımızın iki büyük tarih felsefecisinden biri. İki büyük tarihçisinden ve tarih felsefecisinden biri. Diğeri Analit Okulu'nun kurucusu Brodel, biliyorsunuz. Ne dedi? Dedi ki 300 yıl içinde işte Rönesans Reformasyon öncesinde hümanizmle birlikte başlayan bir süreç var. Akıl çağı, bilimsel devrimler, akıl çağı, aydınlanma çağı 18. yüzyıl, 19. yüzyıl, karşı aydınlanma çağı. 20. yüzyıl pastırma yazı dönemi. Pastırma yazı dönemi bir uygarlığın çöküş dönemidir. 100 yıldır bunu yaşıyor zaten. Toynbee 300 yıl içinde insanlık tarihine geliştirilmiş, bugüne kadar, o güne kadar geliştirilmiş 26 medeniyetten 16'sını fiilen tarihten sildik, 9'unu fosilleştirdik diyor. Böyle oldu mu? Oldu. Zayıf düşünce kendini dayattı.
Yani bütün kültürlerin, bütün medeniyetlerin, yani önce bütün denizleri ve kıtaları sömürgeleştirdiler. Bütün kültürlerin, bütün medeniyetlerin kökünü kazıdılar. O yüzden ben şöyle bir cümle, yani şimdiye kadar kurduğum en önemli cümle. Bugün Batı uygarlığı bir fiil yaşıyor. Ama bir kuvve çökmüştür. Osmanlı medeniyeti bir fiil çökmüştür. Ama bir kuvve yaşıyor. Tekrar ediyorum. Batı uygarlığı bugün bir fiil yaşıyor. Ama bir kuvve çökmüştür. Osmanlı medeniyeti bir fiil çökmüştür. Ama bir kuvve yaşıyor. Ne demek şimdi bu? İçi boş bir laf. İçini doldurmadığım sürece içi boş bir laf. Artistik bir laf. Artistik yapacak bir halimiz yok. Onu söyleyeyim. Artistlik yapacak halimiz yok. Batı uygarlığı bir fiil yaşıyor demek şu demek. Güce ve güç üreten araçlara sahip olduğu için bir şekilde varlığını sürdürüyor. Bunu bilim felsefesinin en cins adamlarından Paul Feyerabend çok güzel özetledi. Çok enfes bir şekilde özetledi. Yani aslında büyük adamlar büyük lafları çok sade bir şekilde dile getirdiler. Adam söyledi şey şu. Batı uygarlığı dünya üzerindeki hegemonyasını iki şeye borçlu. Bir, silah. İki, reklam. Reklam, ikna, başlangıçta ikna, Greklerde retorik, retorikle belagat aynı şey değil. Retorik ayartır. Belagat teyakkuza getirir insanı. Yani hiç alakası olmayan kavramlar. İcazı görürsünüz belagatla. Hristiyanlık çağlarıyla birlikte, orta çağlarla birlikte bu misyonerliğe dönüşüyor. Modern çağla birlikte medyatik. Emperyalizm, kültürel emperyalizm, medyatik oryantalizm. Yani şu an geldiğimiz süreçte artık Batı'da akademik oryantalizm bitmiştir. Bitmiştir çünkü medyatik oryantalizm akademik oryantalizme rahmet okutuyor. Adam yaptığı şey şu. Adam işte İstanbul'da BBC bu ya. BBC yani dünyanın bir şekilde objektif, tarafsız bilmem ne falan filan yayın kuruluş. Ne yapıyor adam? Ha bakın BBC'nin bir sloganı vardı onu kaldırdılar. Bunu Türkiye'de çok fazla algılayabilecek durumda değiliz. Making sense of the world. Dünyayı anlamlandırmak. BBC dünyayı anlamlandırıyor. Kimsin sen ya? Tanrı mısın? Bunu değiştirdiler sonra. Bayağı bu ontolojik bir şiddet ve dolayısıyla bunu sonradan değiştirdiler. Yani mesela Türkiye'de olsa böyle bunlar tartışılmaz. Çünkü çap yok. Çap yok, çapsız. Yani herkes saflarını belirlemiş, kılıçlarını kuşanmış, herkes birbirini yok etmek uğraşıyor. Böyle bir şey olmaz. Buradan, dolayısıyla gerçekten biz nefesimizi tüketiyoruz. Çok acayip şekilde enerji tüketiyoruz bu ülkede. Cümle kuramıyoruz. Kurduğumuz cümle bir şekilde bir yere çekiliyor. Adam onu seni bir yere yerleştiriyor. Ondan sonra tak 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 kurşuna diziyor. Böyle bir şey olmaz. Yani buradan bir şey çıkmaz. Böyle giderse bir şey çıkmaz. Halbuki bu dünyaya söyleyecek bir sözümüz yoksa bu dünyada yaşamamızın anlamı yoktur. Bu dünyaya söyleyecek bir sözünüz yoksa bu dünyada yaşamanızın anlamı yoktur. Bir aforizmi daha söyleyeyim. Hayalleri olmayan toplumlar başkalarının hayallerinde yok olmaktan kurtulamazlar. Hayalleri olmayan insanlar başkalarının hayallerinde yok olmaktan kurtulamazlar. İddiaları olmayan toplumlar, insanlar, rüyaları olmayan insanlar, toplumlar kesinlikle başkalarının iddialarını yaşarlar, başkalarının iddialarıyla yaşarlar, başkalarının rüyalarıyla yaşarlar, başkalarının rüyalarında yaşarlar ve yok olurlar.
Biz sıradan insanlar değiliz. Yani bu toplum, yani bu toplum derken herkesi kastediyorum. Sıradan bir toplum değil. 1000 yıldır insanlık tarihini iki aktör yapıyor arkadaşlar. İki aktör. Bir, Cermenler. İki, biziz. Cermenler sadece Avrupa tarihini yapıyor. Biz diyorum, dikkat edin. Yani özellikle biz diyorum. Çünkü ulus kavramı 19. yüzyılda icat edilmiş bir kavram. Öncesi yok. Onun öncesi yok. Bizde ulus diye bir kavram yok. Lanetlenmiş bir şey. Ayağının altında diyor değil mi? Yani ırk üzerinden kendini tanımlayan insanları neyse. Yani sonuçta bu topraklarda 1000 yıldır bir yolculuk yapıyoruz ve bu yolculuk önemli. Bir de ezber bozayım. Şöyle bir ezber bozayım. Bakın. Biz Ehl-i Sünnet omurgayı dolayısıyla İslam'ı dolayısıyla diyorum Kürtlere borçluyuz. Diriliğin, canlılığın korumasını Kürtlere borçluyuz. Nasıl bir şey var? Şöyle bir şey var. Yavuz Sultan Selim Osmanlı sultanları içinde hem alim hem de hakim olan en önemli adamdır. Hem ilimde hem irfanda hem de hikmette mesafe kat etmiş en önemli kişidir. O yüzden 8 yılda çok muazzam bir şey yaptı. 8 yılda. Ne oldu? Olan şey şu. Anadolu coğrafyasında Hanefilik yayılıyor. Hanefilik nedir? Tırnak içinde söylüyorum. Lütfen başka yerlere çekilmesin. Hanefilik tırnak içinde akılcıdır. Tırnak içinde. Yani dolayısıyla akılcı olduğu için aklamacılığa dönüşebilir. Tırnak içinde. Yani dolayısıyla adapte olur, adapte edilir, dönüştürülebilir falan. Anadolu'nun güneyinde, doğusunda şiirlik var şimdi. Burada mesleği bir ayin yapmıyor. Bir şekilde bir fiili bir vaka var. O vakanın altını çizmeye çalışıyorum. Mesleği bir ayin yapmaktan Allah'a sığınırım. Yani Müslümanların böyle ulu orta fitneye fesada zemin hazırlayacak şeylerden kaçınmak isterim. Yani kaçınmamız gerekir açıkçası. Ama bir vaka var. Ona dikkat çekmek istiyorum. Yavuz ne yapıyor biliyor musunuz? Yavuz Azerbaycan'dan Antakya-Şam hattına Kürtleri yerleştiriyor. Kürtler ne yapıyor? Kürtler Şafii. Şafiilik sabiteleri muhkem. Ve dolayısıyla bir tür koruyucu kalkan işlerini görüyor. Korunaklı bir duvar örmüş oluyor. Dolayısıyla koruyucu kalkan işlerini görüyor. Bu önemli bir şey. Küçük ama önemli bir ayrıntı. Bin yıldır tarihin akışını şekillendiriyoruz. Bakın şöyle bir cümle kurayım. Bugün yani oradan Kur'an'la ilişkimize, İslam'la ilişkimize yavaş yavaş geçiş yapacağım. Bugün burada değil arkadaşlar. Çünkü biz burada değiliz. Ama dün buradaydı. Biz burada olduğumuz için dün buradaydı. Yarının burada olabilmesi için bizim yeniden burada olmamız gerekir. Bu söylediğim şey önemli bir şey. Altını çiziyorum. Şimdi şöyle bakın. Bugün bütün dünyanın kullandığı kavramları ve kurumları batılılar gelişti. Bütün kavramları ve kurumları batılılar gelişti. O ne demek? Bütün dünya batının eseri demek. Bu aynı zamanda bütün dünya batının esiri demek.
Bunun içini dolduracağım. Yani bu söylediğim şeylerin içini doldurmam lazım. Dolayısıyla biz özgürüz diye dolaşıyoruz. Bakın. Son 300 yıla kadar insanlık tarihi. Son 300 yıla kadar bildiğimiz yazılı kayıtlı insanlık tarihi burada yapıldı. Burada. Merkezinde bizim bulunduğumuz coğrafyada. Bizim medeniyet coğrafyamızda yapıldı. Burası Balkanlar, Kafkaslar, Orta Doğu. Osmanlı coğrafyası. Burası, bunu hiç düşünmüyoruz, bu enteresan bir şey. Burası aynı zamanda üç kıtanın, Asya'nın, Avrupa'nın ve Afrika'nın kesişme noktası. Dünyaya. Yani işte Latin Amerika'nın dünya tarihinin yapılmasında merkezi bir rol yok. Çinliler bir şekilde çok önemli bir medeniyet tecrübesi var Çin'de. Muazzam bir medeniyet tecrübesi var ama Çin Seddi çok güzel bir metafor. Yani Çinliler Çin'in dışına çıkabilmiş değiller. O metafor çok nefis. Son 300 yıla kadar tarih burada. Merkezinde bizim bulunduğumuz coğrafyada yapıldı. Ama son 300 yıldan itibaren tarih burada yapılmıyor. Buradan yapılıyor. Buradan. Buradan Amerikalıların, Avrupalıların çekilip gittiğini düşünün, çekip gittiklerini düşünün. Tarih yapabilirler mi? Asla. Yapamaz. Düşünemezler bile yani. Böyle bir şey düşünemezler. Yani Amerikalılara çek buradan git diyemezsin. Adamlar zaten yerleşmişler. Amerikalılar, Avrupalılara. Dünya üzerindeki hakimiyetlerini burada kurdukları hakimiyete borçlular. Ve dolayısıyla buradan kurdukları hakimiyete borçlular. Yani şunu söylüyorum. Tarihin işin ilginç tarafı şu. Tarihin yapılmasında, bin yıllık tarihin yapılmasında iki aktörün belirleyici olmasının nedeni ne biliyor musun? Şu. Tarihe geç giren toplumlar yapar. Cermenler de Avrupa tarihine geç girdiler. Hem Hristiyanlık tarihine hem modernlik tarihine geç girdiler. Biz de İslam tarihine geç girdik. Daha önce yaşanan bir şekilde sorunları bir şekilde bizi yoracak. Bir şekilde içinden çıkamayacağımız bir noktaya sürükleyecek sorunları yaşamadık. Dolayısıyla tarihe girdiğimiz andan itibaren İslam'ı biz ciddiye aldık. Yani her bakımdan ciddiye aldık ve köle olarak girdik Abbasi Sarayı'na. Muazzam bir şey. Kürtlerle birlikte girdik. Onu biliyor musun? Bilmiyorum. Abbasi Sarayı'na biz Kürtlerle birlikte girdik. İşin şey tarafı da bu. İlginç taraflarından birisi de bu. Falan. Yani ne oldu? Bakın şöyle bir şey söyleyeceğim. Olan şey şu. 1000 yılda 500 yıl Selçukların verdiği mücadeleyle Ehl-i Sünnet omurga kuruldu. 500 yıl Osmanlıların verdiği mücadeleyle Ehl-i Sünnet omurga kuruldu. Bugün İslam dünyası canlılığını sürdürebiliyorsa, Filistin direnebiliyorsa, Filistin direnişi ahlakın ve estetiğin zirveye çıktığı bir direnişse, ahlakın ve estetiğin zirveye çıktığı bir direniş. Bakın, bunun nedeni aslında biz, yani Ehl-i Sünnet organının canlı, diri bir şekilde korunmuş olması. Filistin'deki direniş, mesela en son olaya bakın, en son yaşanan hikaye. İsrail'le ne yaptılar? Sadece çocukları ve kadınları katlettiler, değil mi? Hatırlıyorsun. Sadece çocukları. Filistinler ellerindeki silahlar berbat olmasına rağmen, çok gerçekten berbat olmasına rağmen ne yaptılar? Kadınları, çocukları ve sivilleri vurmadılar.
Dolayısıyla aynı zamanda estetiğin zirvesidir. Bu insanlığın geleceği demek aslında. İnsanlığın geleceğinin ne olduğunu gösteren yer aslında. Yani o yüzden ben şunu söylüyorum. Ben bütün getireceğim yer burasıydım. Batılılar başka kültürlerle, o yüzden zayıf düşünce, Vaktimo falan boşuna çıkmadı yani. Nietzsche, Heidegger falan boşuna çıkmadılar. Batılılar hiçbir zaman farklı kültürlerle, dinlerle, medeniyetlerle bir arada yaşama tecrübesi üretememiştir. Bugün hiçbir batılı düşünür, hiçbir batılı düşünür şöyle bir cümle kuramaz. Kilisesi, havrası, camisi olmayan yer İslam medeniyeti değildir. Kilisesi, havrası, camisi olmayan yer İslam medeniyeti değildir. Hiçbir batılı düşünür böyle bir cümle kuramaz. Batılı uygarlığı değildir diye bir cümle kuramaz. O yüzden bizden çok korkuyorlar. Bizim üzerimize geliyorlar. Yani bütün hikaye, çünkü 1000 yıldır tarihte karşı karşıyayız. Tarihe kışkırtan biziz onları. Avrupalıları tarihe kışkırtan, tarihe girdiren biziz. Yani İslam tarih sahnesine çıkmamış olsa, işte Akdeniz, Kuzey Afrika, dolayısıyla Avrupa üzerinden Bağdat, Volga üzerinden iki büyük yolculuk yaptık biz Avrupa'ya. İstanbul, Bağdat, İstanbul üzerinden Avrupa'nın güneyine doğru üçüncü büyük yolculuğu gerçekleştirdik. Ve dolayısıyla Avrupalılar bir şekilde kışkırtılmış oldu, tarihe girmiş oldular. Burada bana süre veremediniz arkadaşlar. Süre verin abi, ben durmam yani makine gibi. Tak. Efendim hocam? 4.30'a kadar. Evet. Soru cevap olur mu hocam? Ondan sonra. 4.30'dan sonra soru cevap olsun. Okey. O zaman şöyle gidelim. Yani kısa olmak kaydıyla var. Evet. Şimdi arkadaşlar, bütün bunları ne anlattım? Şimdi bakın. Ben henüz giriş yapıyordum hocam. Tam giriş yapıyordum. Ama biraz ısındırdım zannediyorum. Şimdi şu, bakın arkadaşlar, bir cümle kuracağım. Yani biraz önce kurduğum cümleyi onu açayım, kısaca açayım, oradan o cümleye geçeyim. Ne dedim? Batı uygarlığı bir fiil yaşıyor. Yani bu anlaşıldı zaten. Ama bir kuvvet çökmüştür. Bunun içi çok güzel özetledi. 19. yüzyılın sonu. Ne dedi? Ahlakımız, felsefemiz dekadansın korunlarına dönüştü. Dekadans çok muazzam bir kelime. Muazzam bir kelime. Acayip derinlikli bir kavram. Tefessümün, çözülmenin, çöküşün korunlarına dönüştü. Ve aynen anlatılıyorum. Bakın aynen söylediği şey şu. Avrupa uygarlığı ölüler evini andırıyor. Virüs bütün vücuda yayılmak üzere. Çöl büyüyor. Diye haykırdı. Eğer bu durum böyle giderse önümüzdeki 200 yıllık süreçte insan çok büyük bir felaket bekliyor diye de haykırdı adam. 200 yıl sürdü mü? Sürdü. Batı uygarlığı sömürgecilik ardından emperyalizm aşaması Avrupa. Ne oldu? Gücünün zirvesine ulaştı. Zırvaladı. Paldır küldür iki büyük savaşla birlikte Avrupa tarihten çekildi. Bir ilke, bakın ilke. Batı uygarlığı pagan uygarlıkların zirvesidir. Yani en önemli timsalidir. Pagan uygarlıklar hiçbir zaman dışarıdan saldırıyla çökmemiştir. İçeriden geliştirdikleri kendileri kuran dinamitler tarafından dinamitlenmiştir. İçeriden geliştirdikleri içeriden çökmüştür. İçeriden. Dışarıdan bir saldırıyla çökmemiştir. İslam medeniyet tecrübeleri hiçbir zaman içeriden bir tecrübeyle çökmemiştir. İçeriden bir, ne diyelim, şeyle çökmemiştir. Hep dışarıdan bir saldırıyla çökmüştür. Bu önemli bir şey. Yani tarihin mantığı, işleyişi, felsefesi falan açısından önemli bir ipucu verebilir.
Şimdi Osmanlı medeniyeti bir fil çöktü, kapitalizme direndiği için. Osmanlı medeniyeti kapitalizme direndiği için bir fil çökmüştür. Osmanlı medeniyeti kapitalizme direndiği için bir kuvve yaşıyor. Mehmet Genç, bilirsiniz, Osmanlı iktisadı konusunda dünya çapında bir adamdır. Okuyun metnini, size güzel güzel anlatsın. Şimdi bakın, şöyle bir cümle kuruyorum. Amerikalıların yaptığı bütün araştırmalar, yayınladığı raporlar şunu gösteriyor. Önümüzdeki 25 ila 30 yıl içinde Çin dünyanın en büyük süper gücü olacak. Ben şu soruyu neden sormuyoruz diye çıldırıyorum. Çin madem dünyanın en büyük süper gücü olacak, neden İslamofobiye diye bir şey geliştiriyorsun? İslam dünyası tarihin en zorlu dönem içinden geçiyor. Kan, gözyaşı almış başını gidiyor. Neden İslamofobiye diye bir şey geliştiriyorsun da kardeşim? Seni geçecek, dünyanın en büyük süper gücü olacak Çin için bir sinofobiye, bir Çin fobisi, Çin korkusu geliştiriyorsun. Bu çok önemli bir soru. Neden geliştirmiyorlar? Çünkü Çin gelmiyor. Çin yeni bir medeniyet tasavvuruyla, yeni bir hakikat tasavvuruyla, yeni bir eşya tasavvuruyla gelmiyor. İnsanla yeni bir medeniyet fikri sunmuyor. Çin yok olmaya geliyor. Çin kapitalistleşiyor, uyutuluyor ve yutulacak. O projeyi Japonya'ya uyguladılar. Sonuç aldılar. Çin çok karmaşık, derinlikli, nezih ve nefis bir tecrübe, medeniyet tecrübesi. Dolayısıyla Çin'e zamana ayarak uyguladılar ve sonuç aldılar. Çin kapitalizmin kölesidir. Tamam. Çin bitmiştir. El Fatiha. Ruhuna El Fatiha. Ve Japonya, mesela bir örnek vereyim. Bakın çok son, ben Batı dünyasını da, Batı'daki entelektüel dünyayı, imajinatif dünyaya, sanat dünyasını, estetik dünyasında, İslam dünyasının entelektüel, yani özellikle Arap dünyası başta olmak üzere entelektüel birikimini, gelişimleri yakından takip eden bir adam. Kaç tane bilmiyorum arkadaşınız var. Ben bütün yayınları takip ediyorum. Yani Batı'daki, İslam dünyasındaki ulaşabildiğim bütün yayınları takip ediyorum. Batı'daki yayınlarına ulaşmaya çalışıyorum. Mesela en son aldığım kitaplardan biri şu. Yeni çıkan kitaplardan biri. Mucemül Elfaz El-Alim ve'l-Marife Fil-Lugatil Arabiye. El-Alim ve'l-Marife. Manyak bir kitap. Yani Araplar böyle şeyler yapıyorlar yani. Hayret ettim yani. Ben bu kadarını beklemiyordum ama yapıyorlar yani. Sözlük diye geçmeyin. Birinci sınıf kaynakları kullanmış adam. Birinci sınıf kurucu kaynakları kullanmış. Kurucu. Tamam mı? Yani ilk önce sözlüklerde kilit, ana lisanlı Arap gibi, tercüme Arus gibi kilit sözlükleri kullanmış. Ardından ilim ve marifet kavramı. İlim ve marifetle ilgili bütün kavramları kullanmış. Tamam mı? İkincisi Kur'an-ı Kerim'de, üçüncüsü hadislerde, dördüncüsü de Arap dilinde. Dört bölümden oluşuyor. İçinde 18 tane sözlük var. İçinde 18 tane sözlük var. Böyle manyak tipler var yani. Helal olsun. Şu arkadaşlar, bizim sorunumuz şu. Bugün insanlığın karşı karşıya kaldığı en önemli sorun, tek bir zahit kaysın bütün insanlığın zahit kaysı katına yükselmesidir. Bu çok önemli bir cümle. Çok özür dilerim ama çok önemli bir cümle. Tek bir zahit kaysın, tek bir zaman ruhu diye çeviriyoruz ama çok berbat bir çeviri var. Zaman ruhu değil bu. Yani zaman ruhunu da konjonktür olarak algılıyoruz. Türkçe çevirirken konjonktür. Yani işte zaman ruhu derken şu an değişen durum orada. Hayır, çağ ruhu demek bu. Zahit kaysın, çağ ruhu. Yani tek bir duyma biçimi, tek bir düşünme biçimi, tek bir algılama biçimi, tek bir zevk biçimi, beğeni biçimi,
Var olma biçimi bütün insanlığın algılama biçimine, duyma biçimine, bakma biçimine, görme biçimine dönüşmüştür. Ben buna çağ körleşmesi diyorum. Çağ körleşmesi. Semantik intihardır. Çağ körleşmesinde kastettiğim şey semantik anlamını yitirmiştir. Dil olma özelliğini yitirmiştir. İnsan yersizleşmiştir. İnsan ontolojik bir evsizlik hali yaşıyor. İnsan bildiğimiz süreçte ve çağ körleşmesi iki şekilde tezahür ediyor. Buradan Kur'an meselesine geleceğim. Kur'an'la kurduğumuz ilişkiye. İnsan çağ körleşmesi iki şekilde tezahür ediyor. Bir, bütün insanlığın batıya mahkumiyeti. Bütün insanlığın batıya mahkumiyeti. İki, bütün insanlığın kendinden mahrumiyeti. Kendinden mahrumiyeti. Kendi kaynaklarından, kendi dünyasından, kendi anlam haritalarından mahrumiyeti. Şu an Afrika'daki en ulaşılamayacak kabilelere bile ulaşılmış durumda. Amazonlardaki en ulaşılamayacak kabilelere kadar ulaşılmış durumda. Bütün bunların birikimlerine ulaşılmış durumda. Trajedi tam bundan sonra başladı. İslam da dahi, bakın problem burada. İslam da dahi hiçbir şeyi neyse o olarak algılayabilecek durumda değiliz. Çok büyük bir felaket bu. İslam da dahil hiçbir şeyi neyse o olarak algılayabilecek durumda değiliz. Çağın ağları, bağları, bağlamları üzerinden konuşuyoruz. Bütün cümlelerimizi çağın ağları, bağları, bağlamları üzerinden kuruyoruz. Bakın, soru şu, şu soruyu hiç sormuyoruz. Biz içinde yaşadığımız dünyada yaşıyor muyuz? Sorun kendinize. Hangi zamanı yaşıyoruz diye sorun. Hangi kültürü yaşıyoruz diye sorun ya. İçinde yaşadığımız çağ bizim çağımız mı? İçinde yaşadığımız çağ bizim kurduk. Hayır. O halde biz burada yaşamıyoruz demektir. Bugün burada değil demektir. Çünkü biz burada değiliz. İçinde yaşadığımız çağ bizim çağımız değilse o zaman ikinci soru çağrıyla ilgili. İçinde yaşadığımız çağı bizim çağrımız kurmamış demektir. Çağını kuramayan bir çağrının varlığından söz edilemez. Mekke'de çağrı kurulmuştur, Medine'de çağrı kurulmuştur. İkisinin toplamı çağlayanı üretmiştir. Mekke artı Medine eşittir medeniyettir. Mekke artı Medine eşittir medeniyettir. Zihnimiz bu anlamda çöplük. Acayip bir şekilde kafamız çok karışık. Çok berbat, karışıklığın farkında değiliz. Kafamızın karışıklığın farkında değiliz. Ya medeniyet fikri yok bizde mesela. Bir medeniyet fikri yok. Medeniyetten anladığımız şey sivilizasyon. Dinle medeniyeti birbirine karıştırmaya başladık şimdi. Çok tehlikeli bir şey. Din ilahi bir şey. Medeniyet beşeri bir şey. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam bakın kendisini medinetül ayin diye tarif ediyor. Bak bu çok muazzam bir şey. İlmin medinesi. Ve o kadar çöplük ki zihnimiz, çağdaş hurafeler çöplüğü, kentle şehir apayrı şeyler. Bunun karşılığı yok ama. Dilde, bizim dünyamızda, düşünce dünyamızda bunun karşılığı yok. Apayrı şeyler. Yani dolayısıyla stiyle Medine apayrı şeyler. Deleuze, Gilles Deleuze, çağımızın en cins düşünürlerinden biri. Bu konu üzerine kafa yormuş. Adam ne diyor? Gilles Deleuze. Diyor ki, Batı uygarlığında city kavramı garnizon metaforuyla açıklanabilir. Garnizon, kafes. Max Weber modern sosyal teorinin kurucularından, modernliğin kurucularından. Yani 130 yıl, 140 yıl önce yaptığı tespit şu. Modernlik eşittir, iron cage'dir diyor. Demir kafestir. Ve iki büyük kriz öğrettiğini söylüyor arkadaşlar. Zihnimizin ne kadar çağdaş hurafeler çöplüğüne dönüştüğünü bundan anlayın. Adam diyor ki modernlik demir kafestir ve iki büyük kriz öğretmiştir. Bir, özgürlük kaybı. Özgürlük kaybı. İki, anlam krizi. Bizim özgürlükten anladığımız şey ne? Gönüllü kölelik. Göte büyük adam, bilgi adam. Gerçek köleler kendilerini özgür sanan insanlardırlar. Ta
çağ mı yaşıyoruz? Şu an içinden geçtiğimiz çağ böyle bir şey. Çağ bizim çağrımızı kurmadığı bir çağ değilse o zaman nedir bizim için? Ağdır. Şu an biz tam bir devasa bir ağa dönüşmüş bir dünyada yaşıyoruz bizim için. Bütün dünya için böyle. Yani bütün dinlerin, bakın cümle şu arkadaşlar, bütün dinlerin müntesiplerinin dinleriyle irtibatı bitmiş durumda. Bütün dinlerin müntesiplerinin dinleriyle irtibatı bitmiş durumda. İslam hariç. O yüzden bizim üzerimize geliyorlar. Bizi bize getiremiyorlar. Bizi bize getirebilecek durumda değiller. Çünkü kaynaklar ortada. Vahiy var, sünnet var. Tamam mı? Kaynaklar ortada ve dolayısıyla bizi dize getiremiyorlar. Bir şekilde bu kaynakların itibata geçebileceğimizi iyi biliyorlar. Ama o yüzden bu Kur'an meselesinde, Hazreti Peygamber meselesinde kafamızı allak bullak edecek durumdalar. Şimdi şunu bilelim. Ben açıkçası Kur'an'la kurduğumuz ilişki konusunda Twitter'da bir şey özellikle dikkat ettim. Hiçbir şekilde isim vermemeye dikkat ettim. Bu konu çok hassas mesela. İnsanlar kışkırttılar, gazetede de yazdım bu konuları. Yani kimi kastediyorsun? Ben fikirleri konuşuyorum ha. İnsanları değil. İnsanları konuştuğum zaman fitne fesat çıkıyor. İnsanlar zaten kendilerinin bir şekilde böyle zaaflar olan insanlar kendilerinin konuşmasını istiyor. Bazı insanlar dedikodu çıksın, fitne fesat çıksın, insanlar birbirine düşsün, biz de bayram yapalım. Yanlış. Bu Müslüman ahlakı değil. Bu yanlış bir şey. Tamam mı? Bizim zaaflarımızı değil, erdemlerimizi çoğaltmamız lazım. O zaman adam oluruz. O zaman bir şeye benzer bir dünya kurabiliriz. Tamam mı? Birbirimize açılabilmemiz lazım. Gönlümüzü açabilmemiz lazım. Ama büyük bir tehlike var. Bunu anlatamıyoruz. Ve bunu anlatmakta çok zorlanacağız. Önümüzdeki süreçte bunu anlatmakta çok zorlanacağız. Şimdiye kadar kurduğum en önemli cümleyi kuruyorum. Bakın. Kur'an'la kurduğumuz ilişkinin, sünnetle kurduğumuz ilişkinin problemi olmasının nedeni buradayız. Tamam mı? Şu an tek bir çağ var. Çağ körleşmesi, batıya mahkumiyet, kendinden mahrumiyet. Tamam mı? Bunun kökenleri neresi biliyor musunuz? Sokrat insanın başına gelmiş en büyük beladır. Sokrat'ın bir sevabı var, bir de günahı. Sokrat'ın sevabı Grek putlarından Grekleri kurtarmış olması. Sokrat'ın günahı. İnsanı tanımlaştırmış olması. Antroposantrizm. Antroposantrizm. Sokrat'la birlikte insan felsefesi. İnsan felsefesi. İnsan üzerinden yapılan felsefe. Tabii irtibat koptu. Birinci sınıf felsefe tarihçileri bize şöyle anlatır. Sokrat'la birlikte yaşanan süreci kışkırtıcı bir şey. Bakın çok kışkırtıcı bir şey söylüyorum. Uçurur. Çok muazzam bir şey. Diyor ki disconnection. Sokrat'la birlikte yaşanan problem disconnection. İrtibat koptu. Neyle irtibat koptu? Tanrı'yla, tabiat üstüyle, tabiatla irtibat koptu. İnsan gökten yere düştü. Yersizleşti ve her şeyi yerinden etmeye başladı. Her şeyi yerinden etmeye başladı. Ne oldu? Orada kurulan cümle şu. Bakın, oradan sonra modernlikle birlikte bu kıvamını buldu. Modernlikle birlikte antroposantrizm, insanın tanımlaştırılması süreci. Hümanizm anlatıyor insanlar, hümanizm. İnsanlar televizyonda konuşuyor, kocaman adamlar hocam ya, böyle bir şey olmaz. Ya kocaman, kerli ferli adamlar. Diyor ki işte, Mevlana, Yunus, bilmem ne, hümanizmin babası. Abi manyak mısın sen? Nerede? Bu ne biçim cümle yani? Yani, işte hümanizmden 200 sene, 300 sene önce yaşamış insanlar bunlar. Hümanizm diye bir şey yok kardeşim, niye yamıyorsun? Mevlana, Yunus'a, hümanizm niye yamıyorsun? İki, problem ne? Problem o kadar feci ki. Şu, bir, sen hümanizmi bilmiyorsun. Buradan bunu anlıyorum ben. İki, Yunus'u, dolayısıyla Mevlana'yı da bilmiyorsun. Üç, haddini de bilmiyorsun abi. Yani yazık ya, olmaz. Olmaz. Bu ne biçim aşağılık kompleksidir ya? Hümanizm nedir? Hümanizm, insanı gerçekten tanımlaştırma sürecidir. Bakın, resim sanatından bir örnek vereceğim. Resim sanatından bir örnek de insanı tanımlaştırma sürecini modernliğe, modernlikle birlikte, Sokrat'la birlikte başlayan sürecin, modernlikle birlikte insanın gerçekten
Heidegger'in cümlesini kullanayım. Bakın Heidegger Tanrı'yı tarif ediyor. Hümanizmle birlikte yaşanan şey şu. Resim sanatı muazzam. Bizans resim sanatında, kilise resim sanatında yani, İsa Mesih'in resmediliş biçimiyle modern resim sanatında İsa Mesih'in resmediliş biçimi asimetrik. Tamam mı? Tamam. Bizans resim sanatında İsa Mesih doğrudan bize bakar. Bakan, gören, bilen, işiten odur. O Tanrı'dır tırnak içinde, biz onun kullarıyızdır. Tamam mı? Modern resim sanatında bu tepetaklak edilmiştir, tersine dönmüştür. Modern resim sanatında İsa Mesih hiçbir zaman bize doğrudan bakmaz. Biz insan olarak, insan artık İsa Mesih'e doğrudan bakar. Yani artık bakan, gören, cogito ergo sum. Cogito ergo sum, Descartes. Biliyorum o halde varım diyen adam, kendisini tanımlaştıran kişidir. İnsanı tanımlaştıran kişidir. Bu süreç başladı. Zaten arkasından geldi. Bakın, bilimle ilim zıt kavramlardır. Burada yeri gelmişken söyleyeyim. Yani bilimle ilmin hiçbir şekilde alakası yoktur. Yani zihnimizi kurafelerden, çağdaş kurafelerden temizleyemediğimiz sürece biz İslam'a, İslam kaynaklarına, asıl kaynaklara nüfuz edemeyiz. Gazali'yi okuduğumuzda anlayamayız. Razi'yi okuduğumuzda anlayamayız. İbn-i Sina'yı okuduğumuzda anlayamayız. Okumuyoruz zaten. Yani Gazali'yi kim okudu? Kaç kişi okudu? Kaç kişi kendi kaynağından okudu? Gazali'yi okunca fıttırırsınız ya. Muazzam bir dil var. Şiir gibi çağlıyor. Acayip bir dili var. Razi gene öyle. İbn-i Sinan'ın dili çok adalı bir dildir ama derinlikli bir dil. İbn-i Arabi Hazretleri'nin metnini okuyun, Cürcani'nin metnini okuyun falan. Kafayı yersiniz. Şimdi biraz sıkıştırıyorum. Süre şey olduğu için şöyle toparlayayım. Bakın arkadaşlar, bilim insana, tabiata ve Tanrı'ya hakim olma kaygısı güler. İnsana, tabiata ve Tanrı'ya hakim olma kaygısı güler. İlim, insana, tabiata ve Tanrı'ya hadim olma kaygısıyla hareket eder. Hikaye bu. Daha uçuracak bir cümle koyayım. Bakın, hepinizi daha uçuracak bir cümle koyayım. Yani Türkçeyi bir tefekkür diline dönüştürme kaygısı içinde olursa bu cümleleri çıkarabilirsin. Bilim, hakikati teslim olma çabasıdır. İlim, hakikate teslim olma çabasıdır. Bilim, hakikati teslim alma çabası, tekebbürle, kibirle, büyüklenmeyle sonuçlanır. Ve hakikatin izini siler. Descartes, modernliğin kuran adam. Ne dedi? Tabiatın efendileri ve hakimleri olacağız. Bakın, bakın, bakın. Who are you abi ya? Bu kadar ağzından anlaşamaz insan. Tabiatın efendileri var. Oldular mı? Oldular. Bilim, hakikati teslim olma çabasıdır. Tekebbürle, büyüklenmeyle, kibirle sonuçlanır ve hakikatin izini silersin. İlim, hakikate teslim olma çabasıdır ve tefekkürle sonuçlanır. Büyülenmeyle ve dolayısıyla hakikatin izini sürer. Şimdi ayette geçen şey ne? Mesela Hazreti Peygamber'in festakın kemal ümite. Bu ayet beni ihtiyarlattı der, biliyorsunuz. Beni yoran ayetler var. Uykularımı kaçıran ayetler. Bunlardan biri şu. Kur'an'ı, kitabı anlayasınız diye Arapça indirdik. Arapça olmadan Kur'an'ı anlayamayız. Bir dünya kuramayız. Kur'an-ı Kerim'de mesela işte çağdaş hurafeler derken bunu kastediyor. Kur'an-ı Kerim'de mesela anlatıyoruz biz. Yani bu hepimiz görmez hocayla bunları mesela biraz konuştuk hocam. Hocam dedim, yani zihnimizi bulandırmayın, yeter dedim. Tamam mı? Hoşuna gitti hocanın da. Biraz konuştuk. Kur'an-ı Kerim'de mesela diyor ki yüzlerce düşünmüyor musunuz ayeti var. Yok abi öyle bir şey. Böyle bir şey yok ya. Kur'an-ı Kerim'de tezekkür etmiyor musunuz? Tezekkür, tefekkür, teemmül, taakkul, tefakkuk. 30 küsur ayet var ya böyle. Fiil. Bunların hepsini düşünmüyor musunuz diye çeviremezsin abi. Manyak mısın sen? Nereden çıkıyorsun?
Arapça ondan olmaz. Kesinlikle olmaz. Tamam mı? Şimdi bu önemli bir şey. Şimdi buradan geleceğim şey şu. Yani fazla uzatmadan. Şimdi bakın, problem kuracağın önemli cümle bu. Batı uygarlığının, yani bizi bütün insanlığı felakete sürükleyen bu. Batı uygarlığının ontolojisi yoktur. Batı uygarlığı epistemoloji üzerine kurulmuştur. Büyük laf bu. Tamam mı? Batı uygarlığının ontolojisi yoktur. Epistemoloji üzerine kurulmuştur. Yani ben bilgilenerek öğrenirim. Yok böyle bir şey. Bizim affeden şey yok. O yüzden epistemoloji daha çok nasıl sorusunu sordurtur insanı. Ne sorusunu, niçin sorusunu sordurtmaz. Niçin sorusunu sordurtmaz. Niçin sorusunu sorsa Batılılar bugün bütün insanlığı bir düğmeye basarak, bütün kainatı bir düğmeye basarak mahvedecek, yok edecek silahları yapamazlar. Bu silahları yapamazlar. Yani o yüzden şunu söylüyorum. Bizim İslam'la kurduğumuz ilişki epistemolojik. Kur'an'la kurduğumuz ilişki epistemolojik. Ben Kur'an'ı anlayabilirim. Kur'an'la işte bilmem ne yaparak. Hayır, ilk önce ümmileşeceksin. Çağın ağlarından, bağlarından, bağlamlarından kurtulacaksın. Yani ilk önce çağın ağlarını, bağlarını, bağlamlarını tanıyacaksın. Geriye doğru iyi sürecek. Bir yaptığı gibi çağın ağlarını, bağlamlarını tanıyacaksın. Çağı tanımadığımızı ilan edemeyiz. Cümle bu. Çağı tanımadığımızı ilan edemeyiz. Tamam mı? Yani dolayısıyla ümmete basatan. Bakara 140 nasıl tanıyacağız? Bakın ümmet nasıl ümmileşecekti? Dünyadan ele tek çekmeyeceğiz. Hazreti Peygamber hayatı tam ortasına gönderildi. Tam ortasına gönderildi. El-Emin, İslam geldi, El-Mü'min. Tamam mı? Şimdi çağı nasıl tanıyacağız? Bakara 140. ayet, vasat ümmet ayet, ümmeten vasatan ayet. Hazreti Peygamber'in Ahzab ve Fetih surelerinde üç önemli özelliğine bahsediyor. Bu iki surede zikredilmesi, bu üç önemli özelliği benim için önemli açıkçası. Şahit, mübeşşir ve nezir biliyorsunuz. Sadece şahit özelliği üzerinden vasat ümmeti nasıl anlatıyor Allah-u Teala? Bakın, vasat ümmet ne? Biz ne anlıyoruz? İntidar ümmet diyoruz. Mu'tedil ümmet diyoruz. Bu sonuç. Vasat ümmet, ayetten biz onu anlıyoruz. Merkez ümmettir. Güneş ümmettir. Vasat ümmet, merkez ümmettir. Güneş ümmettir. Bunu nereden çıkarıyoruz? Ayette çok açıkça söylüyor. Hazreti Peygamber'in şahit özelliği üzerinden. Bir, Hazreti Peygamber hakikatin şahidi. Bir. İki, bütün çağların, Hazreti Adem'den beri bütün çağların ve çağrılarının şahidi. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam çağının ve çağrısının şahidi. Sadece şahitlik özelliği üzerinden. Yani şahit, mübeşşir ve nezire gelmiyor. Yani şu, Hazreti Peygamber bütün zamanları seferber eden, bütün zamanları kendi çocuğu kılabilen ve bütün zamanların çocuğu olabilen bir yolculuk yapmıştır. Tarih yalnız adamların kanatlarında yükselir. Tarih yapan insanlar yalnız insanlardır. Yalnız adamların zirvesi peygamberlerdir. Peygamberler burada ve şimdi de yaşarlar ama burayı ve şimdiyi yaşamazlar. Kendileri için yaşamazlar. Bu dünya için yaşamazlar. Bütün zamanları seferber eder. Ümmeti, değil mi Hazreti Peygamber? Yani zamanları mekanları aşacak bir yolculuk yaparlar. Buradan bakın. Dolayısıyla hakikatten süt emen bilge insanlar, büyük düşünürler ve büyük sanatçılar yalnız insanlardır. Yalnız insanlardır. Şimdi buradaki asıl mesele burada toparlıyorum hocam. Meselenin noktası şu. Biz Kur'an'la nasıl ilişki kuracağız? Kur'an'la kuracak Hazreti Bediüzzaman Hazretleri mesela, Bediüzzaman büyük adam. 27. sözde bir şey söylüyor. Diyor ki sahabenin Hazreti Peygamber'le dolayısıyla İslam'la kurduğu ilişki birebir yüzde bir ilişkidir diyor. Ben fırladım yerinden buraya okunca. Vay be dedim ya, adam bitirmiş. Adam işi bitirmiş. Çok önemli bir şey. Ne demek biliyor musunuz? Bakın. Sahabenin Hazreti Peygamber'le İslam'la kurduğu ilişki biçimi epistemolojik değildi, ontolojikti. Onu söylüyor. Söylemek istediği şey bu. Yani daha Türkçe'ye yine tefekkür diline dönüştürecek olursa şöyle bir cümle kurabiliriz.
sahabenin İslam'la kurduğu ilişki, Kur'an-ı Kerim'le kurduğu ilişki doğrudandı. Arınmıştı. Çağın ağlarından, bağlamlarından arınmıştı. Dolayısıyla doğrudandı. Doğrudan olduğu için doğrudandı, ontoloji. Bizim ilişkimiz, bizim kurduğumuz ilişki dolaylı. Çağın ağlarından, bağlarından henüz arınabilmiş değiliz. Çağ açacak, çağı aşacak, yolculuklara çıkacak, öncü kuşak tipini yetiştirebilmiş değiliz. Onun öncü kuşak tipinin ne olduğunu bilmiyoruz. Eğitim modelimiz yok, bir eğitim modelimiz yok, tamam mı? Yani dolayısıyla şöyle söylüyorum. Kur'an asıldır. Sünnet, İslam temeli tevhiddir. Bütün her şey tevhide gider ve tevhidden gelir. Tevhidi koruyabilmenin tek şartı nübüvvet fikridir. Nübüvvet fikrinin olmadığı yerde, peygamberin devre dışı bırakıldığı bir yerde İslam kısalıyor. Peygamberin devre dışı bırakıldığı bir yerde din kısalıyor. Bunun annemesi tarihte böyle bir tecrübe yaşandı ve dolayısıyla İslam dışında başka bir şey varlığını sürdürmedi. O yüzden şöyle bir cümle kuruyorum. Kur'an asıldır, sünnet seneye usuldür. Asıl olan hakikate usuldür. Ve ile usuldür. Usul yoksa fusul vardır. Fe ile. Fusul. Saparsınız. Sapıtırsınız. İpin ucunu kaçırırsınız. Usul olmadan tefsirin bir anlamı var mıdır? Tefsir usul olacak. Hadisin bir anlamı var mıdır? Bir şey anlayabilir misiniz? Hayır. Malumat diye anlamıyor. Dolayısıyla fıkıh usul olmadan olmaz. Usul olmadan. Yani gene Türkçeyi böyle daha imajinatif, daha şiirsel ve zihnimizi kışkırtacak, bizi düşünmeye kışkırtacak şekilde bu cümleyi daha pür Türkçe üzerinden ben şöyle kuruyorum. Kur'an kaynaktır. Sünnet seneye ırmaktır. Asıl olan hakikate varmaktır. Irmak gürül gürül akacak ki kaynak hayat fışkıracak. Kur'an kaynaktır. Sünnet seneye ırmaktır. Asıl olan hakikate varmaktır. Irmak gürül gürül akacak ki kaynak hayat fışkıracak. Yani ırmak varsa biz kaynağın varlığını hükmedebiliriz. Yani İslam entelektüalize edilmek için gelmemiştir. Yaşanmak için gelmiştir. Yaşanmak için gelmiştir. Yaşanmayan, hayata aktarılamayan bir dinin, bir fikrin hiçbir kıymet harbiyesi yoktur. İslam diğer dinlerden ayrılan yanı budur. Yani dolayısıyla aslında ben medeniyet fikrini, bu şeyleri toparlamış olayım. Medeniyet fikrini Fussuret Suresi 3. ayette inandırıyorum. Daha doğrusu akideye. Akidede ne var? Akidenin sütununda bir uluhiyet boyutu var. İkincisi, uhudiyet boyutu var. La ilahe illallah, uluhiyet boyutu. Muhammed Resulullah'ın uhudiyet boyutu. Tamam mı? Şimdi, Fussuret Suresi'nin 3. ayette ne var? Allah-u Teala bize enfüsten ve afaktan bahsediyor. Enfüs ne? Afak ne? Ve ben şu, beni yoran ayetlerden birisi şu. Bakın yoran, gerçekten uygun. Ya hemen senlerke illa rahmetel ilalemin diyor. Bu ayet. Biz seni alemlere rahmet olarak gönderdik diyor ya. Biz niye o zaman bu ayet üzerinde kafa yormuyoruz? Bu öyle basit sıradan bir şey değil. Yani benim bir şekilde İslam düşüncesine yaptığım katkı kitap çıkınca daha net bir şekilde görecek. İslam'ın hakikat tasavvuruyla sünnet seneyi buluşturdum ben. Tamam mı? İslam'ın hakikat tasavvuru ne? İslam'ın hakikat tasavvuru ilmel yakin, aynel yakin ve hakkal yakin. Tamam mı? Dolayısıyla ilim artı irfan eşittir hikmet. Mekke artı Medine eşittir medeniyet. Dolayısıyla akval, Hazreti Peygamber'in kavilleri, sözleri, efal, fiilleri ve ahval. Yani kelamda, akide kitaplarında takdir diye geçer. Tasavvuf metinlerinde ahval diye geçer. Çok tasavvuf daha muazzam bir şekilde. Tasaffi ettiriyor çünkü. Tasaffi, saflaştırıyor. Latifleştiriyor. Şimdi buradaki mesele şu. Yani son olarak burada mutlaka söylenmesi gereken mesele şu. Enfüs ve afak. Enfüs
dikey eksendir. Afak yatay eksendir. Yani ben şunu söylüyorum. Kur'an-ı Kerim bütün insanlara hitap ediyor. İnsü cin. Ayetin kendisi. Bütün insü cin. Yani o zaman bizim Kur'an-ı Kerim'den yola çıkarak bütün insanlığın önünü açabilecek bir yolculuk yapmamız lazım. Yani bütün insanlar Kur'an-ı Kerim'den insanlığın önünü açabilecek şeyler çıkarabilirler. Ben buradan biraz sınav içinde bu anlıyorum ama bizim kuracağımız bütün cümlelerin bütün insanlığa hitap etmesi lazım. Yani oradan yani işte medeniyet fikri derken yani medeniyet, sivilizasyon, uygarlık apayrı kavramlar. Onu da söyleyeyim. Kısaca söyleyeyim. Yani uygarlık, sivilizasyon paganlara aittir. Paganlara ait bir şeydir. Dolayısıyla sadece afaka eksen alır. Fizik dünyaya eksen alır. Enfüsü, ruhu imha eder. Fizik ötesini imha eder. Dolayısıyla ikinci tür medeniyetler kadim medeniyetlerdir. Kadim medeniyetlerdir bunlar. Enfüsü eksen alır, mutlaklaştırır. Afakı ihmal eder. İhmal eder. İslam'ın vahiy medeniyetlerinin üçüncü tür medeniyetlerinin vahiy medeniyetlerinin özelliği nedir? Afakla enfüsün medcesidir. Birbirine akan, birbirine bakan. Birbirine akanla birbirine bakan dolayısıyla hakikat yolculuğunda varışı gerçek akış, bakış akış ve varış. Bakış olmadığı zaman, birbirine bakmadığı zaman, birbirine akmadığı zaman bu kaçışla sonuçlanır. Yani enfüste afak birbirine bakacak. Yani ikisinin toplamından biz insanı tanımlıyoruz. İkisinin toplamı bizi insana götürüyor. Hazreti Peygamber'in Medine-i Rolim diye tarif etmesi kendisini çok önemli bir şey. Yani Deleuze'ün şeyini söylemiştim. O, şimdi hatırladım ikinci şeyini söylemedim. Bakın Deleuze Batı uygarlığında siteyi garnizon metaforunu açıklamabilir demişti. İslam medeniyetinde Medine galaksi metaforunu açıklamabilir. Muazzam bir şey söylüyor. Galaksi. Enfüs, bakın enfüs Mekke sürecidir. Afak Medine sürecidir. Enfüste Müslüman zihni Mekke'de ne oldu? Mekke'de Müslüman zihni, Müslüman idraki, Müslüman şahsiyeti dolayısıyla dil kuruldu. Müslüman dili kuruldu. Medine'de yani çağrı kuruldu. Medine'de çağrı buldu. Çağrı kurdu. Dolayısıyla dil kuruldu Mekke'de. Medine'de yerini buldu. Dil, yer, ikisini toplamı yöne götürür bizi. Yani dil artı yer eşittir yön. Biz bugün, bakın İstanbul Osmanlı döneminde %40'ının 50'sinin 60'ının gayrimüslimlerden oluştuğu bir zaman diliminde Müslüman bir şehir. İstanbul şu an %95-96-97 neyse Müslümanlardan oluşan bir şehir ama Müslüman bir şehir değil. Yani dolayısıyla Medine göçtüğü zaman medeniyet göçer. Ama Medine'nin tek şartı Mekke'dir. Mekke olmadan Medine kurulamaz. Mekke olmadan yani dikey eksen, çağrı olmadan çağrı kuramazsın. Böyle bir şey yok. Çağrı kuramazsın. Dolayısıyla şunu söylüyorum ben. Bizim Kur'an'la ilişkimizi kurabilmemizin tek yolu, Kur'an'la ilişkimizi kurabilmemizin tek yolu kesinlikle çağın ağlarından, bağlarından, çağdaş hurafelerden kurtulmaktır. Luther ne yapmıştı? Luther'in kilisesine gittim ben. Wittenberg Kilisesi şöyle bir şey, şöyle düşün, şu şey kadar bir pano. Pano da şöyle yazıyor. Artık ben de İncil'i anlayabileceğim. Sen kimsin? Ben sen kimsin diye söylüyorum. Ne oldu? İncil Hristiyanlığı diye bir şey başlattı adamlar. İncil Hristiyanlığı ne oldu? Önüne gelen yani eşcinseller bugün İncil yazıyor. Feministler bugün İncil yazıyor. Ateist papazlar İncil yazıyor. Yani ontolojik olmadığı sürece, nübüvvet fikri olmadığı sürece kesinlikle bakın nübüvvet fikri olmadığı sürece işi epistemolojiye indirgersiniz. Ben bilginlerle Kur'an ve sünnete giderim dersin. Gidemezsin. Bilginlerle olmaz bu. Yaşayacaksın. Ontolojik olacak. Tamam mı? Dolayısıyla dolayısıyla çözemezsiniz. Şimdi Mısır'da bir tarihçiye gittik. Tarihçi, önemli bir tarihçi. Çok büyük bir tarihçi. İsim vermeyeyim. Ben adamcağıza şunu burada bitiriyorum. Efendim? Bu arada etmek istemedim. Eyvallah hocam. Ben de şey yapmayayım. Adamcağıza şunu sordum. Hazreti Peygamber tarihte ne yapmıştır?
Liberté, fraternité. Allah'ın sahibi. Bu nasıl bir şey? Adam bana Fransız dilini anlatıyor. Dedim ki biraz da canı sıkıldı. Dedim hocam ben siz mantık okumadınız mı? Hiç mantık okumadınız yani ben size Fransız dilini nedir diye soramadım ki. Yani bu arkadaşlarda bir kasıntı hali çok fazla. Böyle bir gerildi. Dedi ki iyi ya dedi. Ben dedi. Hazreti Peygamber'in dedi Fransız devriminden 1200 sene önce Fransız devrimini gerçekleştirdiğini söylüyorum dedi. Yani ne yapacaksın adam boğacaksın yani başka bir şey yok. Allah'ın sabirin ya böyle bir şey olmaz. Bakın böyle bir şey var mı? Adı yok. Hazreti Peygamber'in yaptığı şeyin adı yok. Adı olmayan bir şeyin kendisinin varlığından söylüyor demez. Fransız devrimi ne? Uyduk bir şey ya. Abartmaya gerek yok yani. Fransa'da kutlarlar her sene ama entelektüeller ateş püskürür. Neden? Çünkü 1792-96 yılın dönemleri terör dönemidir. Nasıl anlatır? Edmund Burke, Reflections on French Revolution diye bir kitap var. Yani bir sürü kitaplar var böyle. Sen neydi? Kızıla bayıldı diye anlatır. Paris sokaklarından olup olup insan kanı akıyordu diye anlatır. Yani böyle abartmanın tarih ötesine taşımanın bir anlamı var mı? Yani bizim gibi insanlar yapabilir böyle. Yani Müslüman zihni çökmüş, Müslüman idraki çökmüş, tamam mı? Müslümanca algılama biçimlerini yitirmiş, barış noktası fikrinden uzak, kalkış noktası fikrinden uzak, böyle tuhaf insanlar yapabilir. Yani Hazreti Peygamber'in yaptığı şeyin hem adı yok, hem de Hazreti Peygamber'i tarih dışına atıyorsun, Fransız devrimini tarih ötesine, zamanlar ötesine, mekanlar ötesine taşıyorsun falan filan yani Fransız göbek atıyordur ya. Mesela sen bizde bu algılama biçimi çok yaygın. Bu algılama biçimi çok yaygın. Her şeyi işte mesela adam diyor ki yani birisi diyor ki bakın şöyle bir şey anlatayım. Savunma psikolojisinin yaygınlaştığı dönemlerde meşrutiyetlerde, tanzimat meşrutiyetlerde iki tane zıt kutupta yer alan aktör birisi diyordu ki İslam mani terakkidir diyor. Onun karşısına yer alan adam da ne diyordu? İslam mani terakki değildir diyor. Ben de diyorum ki, abi ikiniz aynı şey söylüyorsunuz. Birbirinizle boşuna kapışıyorsunuz. İkiniz de terakkiyi, batı uygarlığını, batıyı merkeze yerleştiriyorsunuz. Batıyı özelleştiriyorsunuz, kendinizi nesneleştiriyorsunuz. Farkında değilsiniz. Tamam mı? Yani dolayısıyla bizim önce İslam'ı nüfuz edecek bir yolculuk yapmamız lazım. İslam'ın kaynaklarına, birinci kaynaklara, kurucu kaynaklara nüfuz edecek bir yolculuk yapmamız lazım. Çağın ağlarından, bağlarından, bağlamlarından tanıyarak, iyi tanıyarak kendimizi arındırmamız, ümmileşme bu. Ümmileşme çok önemli bir şey. Önümüzü, zihnimizi açacak şey ümmileşmedir. Ümmileşme çağ aşacak ve çağ açacak bir yolculuğa çıkmaktır. Biraz önce tarif ettim. Bütün zamanları seferber edecek Hazreti Peygamber'in şahsında. Bütün zamanları kendi çocuğun kılabilecek ve bütün zamanların çocuğu olabilecek bir yolculuk. Çok teşekkür ederim sabrınız için. Hakkınızı helal edin. Soru alalım mı hocam? Soru gelmeyecek herhalde. Ya çok iyi anlaşıldı ya da hiçbir şey anlaşılmadı. Yani böyle mi? Hocam özür dilerim. Hocam bu tarafta. Kim abi? Ha buyurun. Hocam yaşadığımız esbab aleminde siz tabii Batı medeniyetiyle Doğu medeniyetiyle bizim medeniyetimiz kıyasladınız. Bazı özelliklerimizi, avantajlarımızı söylediniz ama ya sadece şunu soracağım. Bu yaşadığımız esbab aleminde bir mücadele imkanı var mı? Varsa nasıl olur? Var olmaz oğlum ben onu söyledim abi onu anlattın zaten. O zaman ben kaçırdım demek ki o zaman. Yani esbab üzerinde çünkü çok fazla konuşmadınız hocam. Daha çok düşünce üzerine konuştunuz, hakikat üzerine konuştunuz ancak esbab, yani mesela şöyle bir örnek vereyim. Batı her türlü vesaire bahsettiğiniz gibi silahı, reklamı elinde tutarken biz ne yapabiliriz? Teslim olacağız abi. Hakikate teslim olacağız. Müslüman olacağız. Müslüman olacağız. Ve devletler arasındaki ilişkiler bitti mi? Yani tamam söyleyeyim. Güzel bir soru. Çok güzel bir soru. Biraz açmak lazım demek ki. Medeniyetler arasındaki ilişkiler formlar üzerinden tecelli eder, şekillenir. Formlar. Yani dolayısıyla bizim yapacağımız şey şu. Çok anlaşılır bir şey söylüyorum. Birincisi
kendi dünyamıza nüfuz edebilmek. Bu konuda entelektüel çaba sarf etmemiz lazım. Yani bu konuda kafamız çok karışık. Kendi dünyamıza nüfuz etmiş değiliz. Adam ne diyor? İşte diyor ki sen bunu işte diyor yani orta çağ karanlığına götürüyorsunuz bizi diyor. Adam da buna cevap olarak ne diyor? Diyor ki kardeşim İslam'ın orta çağ aydınlıktı. Abi sen manyak mısın ya? Böyle bir şey olur mu? Ne demek yani İslam'ın orta çağ aydınlıktı? Benim orta çağım yok abi. Benim orta çağım yok. Sen neye göre tanımlıyorsun kendini? Mesela bu. Mesela sanat tarihçilerinden Princeton, şu an Pennsylvania Üniversitesi'nde David Carrier diye bir adam var. David Carrier çok önemli bir adam. Bu adam bütün 7 havzada, medeniyetler tarihinde, yani bütün hayatını sanat tarihi nasıl yazılır meselesine vakfetmiş durumda. Manyak bir kitap yazdı. Adamın yazdığı şey, söylediği şey şu. Herkes sanat tarihi nasıl, işte Çin havzası, Hint havzası, İslam, dolayısıyla Afrika, Latin Amerika, Avrupa, Batı tecrübelerini falan eksen alarak nasıl yazıyorlar diyor mesela. Sanat tarihi nasıl yazıyor? Çinler nasıl yazıyor? İlk önce İngilizce yazıyor. Abi niye İngilizce yazıyorsun diyor. Çünkü İngilizce sığ bir dil. İngilizce sığ bir dil. Yani senin derdini anlatmaya yetmez. Yani Almanca'dan İngilizce bir adamı çevirdiğinde, Heidegger'i çevirdiğinde, Schopenhauer'ı çevirdiğinde, hele Fichte'yi falan çevirdiğinde tonlarca dipnot düşmen gerekir. Çünkü derinlikli bir dil Almanca. Yani Almanca'yla, Almanca'dan bir metni İngilizce'de ifade edemezsin. Arapçadan da öyle. Çince'den hiç değil yani. Çok zor. Sen de, işte bilim dili bilmem. Tamam, bunu anladım diyor. Bunu anladım. Mecburen bilim dili. Herkes o dili konuşuyor bilmem ne. Tercüme ederek konuşacağız. Okey. İki nasıl yazıyorsun diyor. Neye göre yazıyorsun diyor. Batı'da geliştirilmiş sanat tarihi nasıl yazılır? Teorilerine göre diyor. Bu ne kadar tehlikeli bir şey. Bizim hepimiz yapmalı şey yok. Durduğunuz yer gördüğünüz şey belirler. Biz nerede duruyoruz? Bakın bu sorumuzun cevabı da bizde aslında. Biz nerede duruyoruz? Nerede durduklarını bilemeyenler nereye, neyle, nasıl ve niçin gitmeleri gerektiğini de asla bilemezler. Nerede durduklarını bilemeyenler, göremeyenler nereye, niçin, neyle, nasıl gitmeleri gerektiğini asla bilemezler. Yani bizim bulunduğumuz yeri belirginleştirmemiz lazım. Burası bize ait değil. Çünkü biz burada değiliz. Yani bizim buraya gelmemiz lazım. Buraya gelebilmemiz için ister istemez yani İslam'a nüfuz etmemiz lazım. Kaynaklara nüfuz edilmiş durumda değiliz. Kaynaklara, mesela bu felsefe hocam, felsefe tartışması olduğunda hatırlayın. Orada işte akıl, vahiy, felsefe bilmem ne falan tartışması oldu. Akıl, vahiy, din, vahiy, akıl, felsefe tartışması falan oldu. Benim zihnime bir soru işareti düştü. Biraz pirelendim. Nasıl ya dedim. Yani böyle bir şey olmaz lazım. Burada bir arıza var. Yani İslam'ın nüfuz edebilme, İslam'ın esprisini kavrama falan açısından zihnime kafama takıldı. Şimdi şöyle bir şey var. Aydınlanma operasyonu diyorum. Aydınlanma çağı tam bir karartma operasyonudur. Yani her şeyi o daha rasyona ilgilenen rasyon, ölçme, biçme falan hikayesi. Modern rasyon indirgen bir hikaye üzerinden, algılama biçimleri üzerinden ne yaptı? Mesela üç tane Eflatun var karşımızda. Bir tarihsel Eflatun var, bir Aristo'nun Eflatun var, bir de aydınlanmışlığın Eflatun var. Çıkabilirsiniz işin içinden. Bizim İslam düşüncesi dediğimizde mesela ne anlıyoruz? De Boer diye bir adam, mesela İslam felsefesiyle ilgili Türkçe'de bir sürü metin var. Çok özür dilerim. Kimse yanlış anlamasın ama hiçbirisi İslam felsefesini anlatmıyor. De Boer'in attığı sorunlar üzerine, Döbüyer kimin üçüncü sınıf bir adam ya, felsefeci bile değil adam. Tamam mı? Onun ortaya attığı sorunlar üzerine, işte Gazali ile birlikte doğmuştur. Abi sen kimsin ya, nereden çıktın ya? Adam nereden vuracağını biliyor. Gazali ve Razi geleneğiyle birlikte İslam düşüncesi, İslam tefekkürü, düşünce başka bir şey. Yani biz Cürcani'den itibaren, Gazali'den itibaren, İbn Sina'dan itibaren, bütün tasavvuf literatüründen itibaren tefekkürün kalple yapıldığını biliyoruz. O kalbin işidir. Akleden kalp. Yani dolayısıyla bu enteresan bir şey. Neyse, fazla uzatmayayım. Şöyle, o zaman Farabi'nin metinlerine baktım. Din, felsefe çatışması. Sorun bu. Yani zihnimizi şekillendiren, kafamı karıştıran şey bu. Farabi'nin bütün Arapça metinlerine baktım. Hiçbir yerde
din tire felsefe kavram çiftini kullanmayalım. Ey ulu hocalar dedim ya. Yuh size dedim ya, ben bunu 50 yaşına vereceğim. Yani ana metinlere olmadanım ya. Ana metinlere kendi kaynaklarına gitmemiz lazım. Millet tire felsefe kavramını kullanıyor. Farabi İslam felsefesini sistematize eden adam. Millet ne tire? Millet ne? Dini tezahür ettiği yer. Ha, ikisi de beşeri tecrübe. Ya bu kavramsal diriliğe, dolayısıyla sahiciliğe, sahipliğe ulaşamadığımız sürece. Yani biz mevcut algılama biçimleri üzerinden, modern algılama biçimleri üzerinden, seküler algılama biçimleri üzerinden din anlamaya kalkıştığımız zaman işi dini hurafelerden temizliyormuş. Hurafe sensin abi. Zihnin çağdaş hurafeler çöplüğüne dönüşmüş durumda. Yani hurafeler üzerinden Kur'an'ın sünneti anlamaya çalışmak, bakın dolayısıyla tabutunu çıkarmakla sonuçlanır. Dinin, İslam'ın tabutunu çıkarmakla sonuçlanır. Bu çok tehlikeli bir şey. Yani dolayısıyla bizim burada yapacağımız şey, bizim ilk önce bizim İslam'a nüfuz etmemiz lazım. İslam'a neyse o olarak nüfuz edebilecek bir şey etmemiz lazım. Burada konuşuyorduk, selefilik diye bir tehlike var. Mesela bu bir anda bizi selefilik tehlikesine götürebilir. Selefilik tehlikesine götürebilir. Şimdi ben selefiliği, çağdaş selefiliği, selef, bak çağdaş selefiliği, neo-selefilik dediğimiz şeyi selefsizlik olarak görüyorum. Tam anlamıyla selefsizlik. Selef benim abi. Selef benim. Yani bütün o birikimi inkar etmeye kalkıştığım zaman veresetün emniye bu hadis, sahih hadis. Ve tarihte böyle tezahür etmiş, böyle tecelli etmiş. Yani ben onlardan daha yanılırım. Who are you diyorum, sen kimsin abi? Yani hangi ilim geleneğin çocuğusun? Gazali okudun da, Razi okudun da, anlayınca çapta mısın ya? Değilsin. Okudun mu ki? Okumadın. Ya ne cesaret yani? Ne kadar enteresan bir şey var. Yani senin onlardan iyi anlayabileceğini gösterebilecek bir birikimin mi var yani? Batı düşüncesini, çağdaş düşünceyi geriye doğru jeneoloji yaparak, arkeoloji yaparak kavrayabilecek durumda mısın? Değilsin. Çağdaş düşüncenin bizi sürüklediği aşmazların farkında mısın? Değilsin. Dolayısıyla İslam düşüncesiyle, İslam tefekkürüyle daha doğrusu irtibat kurabilecek durumda mıyız? Doğrudan ve doğrudan irtibat kurabilecek durumda mıyız? Değilsin. Yani sen buradan giderek durduğunuz yer gördüğünüz şehirler demiştim. Buradan giderek bizi Kur'an'a götüremezsin. Burayı Kur'an'a götürürsün. Yani buradaki algılama biçimlerini Kur'an'a giydirirsin. Ve bunun vebali çok fazla. Yani Kur'an'a, dine uyacağına dini kendine uydurursun. Algılama biçimlerine uydurursun. Bu çok tehlikeli bir şey. Batılılar, dikkat edin, Kur'an-ı Kerim'e saldırmıyorlar. Hazreti Peygamber'e saldırıyorlar. Kur'an-ı Kerim'e saldırmıyorlar. Hazreti Peygamber'e saldırıyorlar. Çünkü beş yerdir hadisleri bilmem ne. Hadisleri nasıl tartışmaya açıyor adam? Mevzu hadisleri üzerinden. Abi yapma ya, mevzu hadis değil zaten. Olmadı, zayıf hadisler üzerinden. Ya insaf yani, insaf yani. İnsaf. Ve rahat cümle kuruyoruz. Yani kaldırıp çöpten kesin atıyoruz yani. Biraz bize, bakın Batı uygarlığıyla ben İslam medeniyetini karşılaştırırken şöyle bir, yani buradan bir ipucu çıkarabiliriz yani. Bazı nasıl yol yapabiliriz meselesinin ışığı. Batı uygarlığını ben en makro ölçekte nesep üzerinden tarif edebiliriz diye düşünüyorum. Yani bugün Batı uygarlığı diye bir şey var, Avrupa uygarlığı diye bir şey var, Batı uygarlığı. Ama İngiliz felsefesi diyor. Ondan sonra İngiliz felsefesi diyor, bir şey yok aslında. İskoç felsefesidir. İngilizler sinsidir sadece. Neyse, bir şey söyleyecektim ama söylemeyin. İngilizler bütün kavşakları tutmuş yavşaklardır. Söyleyeceğim şey yok. Büyük defa. Yani bu İngilizlerin ciğerini biliyorum ben. Adamları boşuna şeyini reddetmedim çünkü başıma yarın gelebileceği tahmin ediyorum. Şimdi konu daha açık. Asıl şey söylemem lazım. Gitti hocam ya. Bir dakika. Ne diyorum? O beni durduran arkadaş. Neyse, fazla uzatmam. Ya benim söylemek istediğim şey şu. Biz tamam. Yani biz nesep meselesi. Bakın. Yani Batı uygarlığı düşüncesi
hayatı, felsefesi nesebe dayanır. Makro ölçekte bakış açıları bunlar nesebdir. Tamam mı? İslam tefekkürü, hayatı, estetiği, sanatı, medeniyeti nin kaynağı, kökeni edeptir. Yani Bediüzzaman vari bir cümle kuracak olursa Batılılar şöyle der. Benim derdim seninle der. Öyle değil mi? Müslümanlar ne der? Benim derdim benimle. Çıkış yolu bu abi. O halde hocam başta söylemiş olduğunuz Müslümanların İslam'la derdi yoktan kastınız aslında bir imkan anlamındaydı. Bir problemleri var herhalde o zaman. Olmaz olur mu? Tamam ne olur. Eyvallah. Yani, tabii ne demek ya? Atatürk görmedi diyoruz abi. Tamam. Konuşmalarından dolayı Sayın Hocamız Yusuf Kaplan'a çok teşekkür ediyoruz. Şimdi bir plaket takdimimiz olacaktır. Plaket takdimini yapmak üzere Sayın Rektör Hüseyin Karaman Hocamızı sahneye davet ediyorum. Diploma yasak. Thank you.